Sevgili izleyiciler, programımızda zaman zaman sizlere farklı analizler, farklı değerlendirmelerle Türkiye'nin yaşadıklarının yorumlarını getirmeye çalışıyoruz. Bugün de konuğumuz emekli Tümgeneral Osman Özbek olacak. Kendisi araştırmacı bir yazar, kitaplar çıkarıyor. Siyasete de girmişti bir dönemde. Hatırlayacaksınız, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi'nde görevliydi ve siyaseten de Türkiye'nin geleceğine yönelik hamleler bir girişimde bulunmuştu kendisi. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Özbek, şöyle başlayalım dilerseniz. Tartıştığımız konu hafta sonu Diyarbakır'da Barzani ile Erdoğan'ın buluşması. Ki dün grup toplantısında Başbakan Erdoğan kendisine yönelik özellikle Kürdistan sözünden kaynaklı, Kürdistan cümlesini, kelimesini kullanmasından kaynaklı eleştirilere yanıt verirken ilk meclise atıfta bulundu. Kürdistan'ın yanı sıra Lazistan'da dedi. İlk mecliste de böyle tartışmalar yapıldığını, Osmanlı'da da o bölgeye Kürdistan dendiğini, böyle bir savunmayla gündeme geldi. Şimdi genelinde konuşacağız. Özelinde bu cümlenin kullanılması, bu kelimenin kullanılması sizce ne anlama geliyor? Siz ne gördünüz bu konuşmaları duyduğunuz zaman? Yani buna yanıtla başlayayım o zaman, öyle mi? İlk. Evet, yani bu görüşmenin anlamını konuşacağız ama bu kelimenin kullanılmasının anlamı ne sizce? Önce size teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Halk TV'nin başarılı yayınlarını izliyorum vatandaşlarımız gibi. Teşekkür ediyoruz. Halk TV'yi de kutluyorum. İzleyicileri de saygıyla selamlıyorum. Sorunuzun yanıtı şu. Sayın Başbakan'ın kafasındaki düşünce Türkiye'yi eyaletlere bölmek. Bu cevabı vereyim, sonra bunun içini dolduralım. Niyet Türkiye'yi eyaletlere bölmek. Evet. Kafalardaki niyet bu diyorsunuz. Osmanlı sistemini, işte 2. Cumhuriyet Osmanlı sistemi, yeni Osmanlı sistemini tekrar getirmek, kafasındaki proje budur. Maalesef partili arkadaşları da bu projenin ortağı gibi görünüyorlar. Bu zaten Büyük Orta Doğu Projesi'nin de bir parçası. Size bunun bunu düşündüren dolduralım. Nedir? Biraz açalım. Tabii. Şimdi efendim şöyle, önce Diyarbakır'da Başbakan neler söyledi? Basındaki bilgilere göre aktarmak istiyorum. Şimdi ben hep Sayın Başbakan diyorum ama Sayın Başbakan Erdoğan aslında biz terbiyemizden bunu söylüyoruz. Aslında Sayın Başbakan Erdoğan Atatürk adını ağzına almıyor. Yani bu ülkenin kurucusu, bizi düşmanlardan kurtaran, cumhuriyeti kuran, bugünleri borçlu olduğumuz kişinin soyadını ağzına almıyor. Biz o şeyi yapmayacağız, o hatayı yapmayacağız. Biz Sayın Erdoğan diye söyleyeceğiz. Ama ben soyadını böyle kullanacağız diyorsunuz. Ben böyle söylediğim için eleştiriler de çok alıyorum. Benim gibi konuşanlar alıyor, neden öyle diyorsunuz diye. Ama bunu hatırlatmak gereğini duyuyorum. Yani Sayın Atatürk, Büyük Atatürk laflarını duymak mümkün değil kendisinden. Gazi Mustafa Kemal olarak duyuyorsunuz. Yani bizim de buradan Sayın demeden Recep Tayyip dememiz gerekiyor ki biz bunu kendimize yakıştıramayız. Hem kendimize hem kanalımıza yakıştıramayız. O hatayı kendisi umarım yakında düzeltir diye düşünüyorum. Şimdi Başbakan Erdoğan şunu söyledi. Kuzey Irak'a Kürdistan dedi. Sonra Diyarbakır kutup yıldızı olacak dedi. Cezaevleri boşalacak dedi. Bu daha başlangıç dedi. Kar topu gibi büyüyecek dedi. Yani büyük şeyler söyledi. Yalnız TRT Başbakan'ın söylemini, Kürdistan söylemini sansürledi. Yani kendisini düzelten sadece danışmanları yok. Ya da sadece Bülent Arınç yok. Zaman zaman fırça da yese. TRT'de bunu yapıyor. Aynısını Anadolu Ajansı'nda benzer şeyleri yaptığını biliyoruz. Konuyu dağıtmamak açısından. İlk ziyaretiniz Sayın Başbakan Osman Baydemir'e yaptı. Kim Osman Baydemir? Belediye Başkanı. Osman Baydemir ne diyor? Kendisine daha evvel çekmişti. Ya bu kesin. Sonra çöplerle karşılamıştı. Yani kendi karşılamadı. Çöpleri koydu. Çöpleri almadı. Biz bunları eleştirdiğimizden dolayı da yargıda yargılandık. Yani ben Osman Baydemir'i eleştirdim. Şimdi sözlerinizle bizi de yargıyla karşı karşıya getirmeyin. Yani yargıyla evet, ama bu sözleri dile getirdiğimizden dolayı yargılandık. Halbuki Baydemir'i ben suçlamıştım. Sayın Başbakan niye çöple karşılıyorsun diye. Ama orada Baydemir'le ilgili bir işlem yapılamamasını
dile getirdiğimden dolayı yargılandık. Acıdır bunu da halkımız duysun. Gördüklerinizi aktarıyorsunuz zaten. Ben tabii, hani onun da altını efendim, çizeyim. Tabii. Siz yaşananlarla şimdi, ilişkin şimdi burada mesela BDP Genel Başkanı da Barzani için şunu söylüyor. Burası Barzani'nin evidir diyor. Diyarbakır için. Diyarbakır'ı kendi kelimeleriyle kullanıp burası diyor Barzani'nin evidir diyor. Yani söylenen cümleler çok büyük cümleler. Sonra bir bakıyorsun işte efendim 400 çifte düğün hediyesi olarak hediyeler getiriliyor. Altınlar dağıtılıyor. Altınlar karşılıklı dağıtılıyor ve bunun kamuflajı bir düğüne katılma olayı. Sorarsanız biz bir düğüne katıldık. Ama olay o değil. Bu Kürdistan'ın ilanıdır. Büyük Orta Doğu Projesi'nin merkezinin ilanıdır. Onları daha konuşacağız. Ama Sayın Başbakan eşiyle beraber ailece bir mutluluk tablosu. İşte ağlayanlar falan gene vardı orada. Mesela bunun yanında Barzani de şunu söyledi. Cümleleri yan yana getirmemiz önemli. Erdoğan ve Öcalan'ı takdir ediyoruz dedi. Yani Barzani Öcalan'ı da dahil etti. Baydemir, Osman Baydemir Barzani'ye Kuzey Kürdistan'a hoş geldiniz diyerek Diyarbakır'ın Kuzey Kürdistan olduğunu ilan etti. Belediye Başkanı Osman Baydemir de böyle söyledi. Şimdi bu açıklamaları yan yana koyalım diyorsunuz. Şimdi buna kimsenin tepkisi olmadı. Başbakan'ın da tepkisi olmadı. Memnun oldu. Çünkü aynı Barzani son AKP kurultayına çağrıldı. Ayakta alkışlandı. Türkiye seninle gurur duyuyor. Aslında Türkiye duymuyor. AKP gurur duyuyordur. Ya da AKP'nin yönetici kadrosu, oy verenleri katmayalım. Onlar gurur duyuyordur. Yani bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Yani sıradan bir olay değil. AKP'nin kurultayının devamı gibi diyebiliriz. Şimdi burada basında şöyle değerlendirmeler yapıldı. İşte Başbakan, AKP, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Barzani'ye rükû etti. Secde etti. Gibi değerlendirmeler oldu. Tam bu sırada şöyle bir haber aldık. Şırnak Belediyesi Cudi Dağı'ndaki veya oraya yakın dağdaki teröristlere sıcak yemek götürüyor. Kızılay gibi. Bir kaza sonucu öğrendik biz bunu. Tabii. Türkiye'nin geldiği yere bakın. Yani Kürdistan konuşulurken, Diyarbakır merkez yapılırken silahlı kuvvetlerin durumunu da dile getiriyorum. Askerler, komutanlar bunu izliyordur. Yani buradaki bütün komutanların şimdi istifa etmesi gerekir. Görev mörev değil. Utancından rezil olmaları gerekir. Ailelerinden falan da özür dilemeleri gerekir. Öyle üniforma falan taşıyamazsınız. Eğer buradan daha sıcak yemek Şırnak Belediyesi gönderiyorsa siz de bunları seyrediyorsanız siz utanın artık. Utanamazsınız da utanmak da bir erdemdir. Siz bırakın artık o rütbeleri falan çıkın gelin. Bırakın terk edin oraları. Zaten terk etmişsiniz ama halka var gibi çalışıyoruz gibi görünmeyin. Bütün komutanlara sesleniyorum oradaki komutanlara. Efendim biraz daha şey yapalım. Peki açılımın devamıymış bunlar. Bunu kim söylüyor? Beşir Atalay. Peki ne olmuş açılım olmuş? PKK çekilmiş mi? Yok. İşte 5-6 bin PKK'lı var. Bunun 2 bini Kandil'de, 4 bini içeride filan deniyordu. Çekilen 4 bin doğruysa o rakam ki bizce biraz daha fazladır. 800 çekilen PKK. Peki silahları nerede? Belli değil. Bana göre silahları burada. Yine silahları da yanlarında. 2 gün önce şantiye bastılar. Van Şırnak yolunda şantiye bastılar. Dün de Batman'da polis aracına ateş ettiler. Yani PKK her zaman var. Onu bir toplantıda, Diyarbakır'daki toplantıda biraz dışlarsanız eylemlere başlıyor. Yani hakkımı teslim edeceksin. Benim adımı anacaksın. Ben bu işin içinde olduğumu, Öcalan'ın adını anacaksın. Oyuncu diyor. Olarak görülmek isteniyor. Aktör olarak anmadığın anda ben eylemimi yaparım diyor. Bu iki eylem Bunu gösteriyor. Evet, bunu yaparken mesela Başbakan'ın şöyle cümleleri var. Anasır-ı İslam denmiş mecliste. İşte Lazistan denmiş, Kürdistan denmiş filan. Arkadan da tek parti zulümü. Yani şu var. Cumhuriyeti tanımıyor. Cumhuriyetin ilanını tanımıyor. Büyük Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nı tanımıyor Başbakan. Cumhuriyetin temel değerlerini tanımıyor. Anayasanın hiçbir ilkesini tanımıyor. 1920'deki İstanbul'daki meclisin kapatılmasından sonraki Ankara'da toplanan ilk meclisteki konuşmaları esas alıyor. Orada laik Türkiye Cumhuriyeti'nin, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ilkesi daha ortada değil. Sadece halkın
milletin azim ve kararlılığı var orada. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış tabii ki, bir tabii, ülkenin mebusları onlar. Daha çıkmamış, çıkmamış. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışlar. Evet. Şimdi burada... Kurtuluş Savaşı'nı yürüten bir ülkenin... İstiklal Savaşı, şey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti yenilmiş. Son Osmanlı Meclisi İngilizler tarafından basılmış. Basılınca yani meclis dağıtılmış. Oradaki milletvekilleri ne yapmış? Ankara'ya çağrılmış. O sırada da seçim olmuş. Mustafa Kemal de milletvekili seçilmiş. Bunlar Mustafa Kemal Erzurum milletvekili seçildi. Erzurum'da oldu seçimler. Erzurum'dayken seçimler oldu. Ankara'da 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldikten sonra 23 Nisan 1920'de de meclisi topladı. Son Osmanlı Meclisi ne zaman dağıtıldı? 16 Mart'ta. 16 Mart'ta meclis dağıtılınca hemen hemen bir ay sonra da Atatürk Mustafa Kemal Ankara'da yeni meclis topladı. Yani buradaki bütün söylemler Osmanlı'ya ait söylemlerdir. Anlatabiliyor muyum? Daha Kurtuluş Savaşı başlamamış, yeni başlamış. Yeni başlayacak. Yunanlılar geliyor işte Bursa, Eskişehir doğru geliyor. Daha orduyu da kuramamış Mustafa Kemal. Buradaki söylemler bu. Yani buradaki ikinci önemli şeyi söylüyorum. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet, Cumhuriyet'in ilkeleri, devrimler, devrim yasaları ve anayasanın şu andaki nizamını başbakan kesinlikle tanımıyor. Ve Atatürk dönemine de tek parti dönemi diyerek alene hakaret ediyor. Evet, bunlar görünenler Türk, bu konuşmalardan evet, çıkardıklarınız evet, diyorsunuz. Evet, evet. Bu çıkardıklarınız arasında şunu da söyleyelim mi? Şimdi bu konuşmalar içerisinde dün örneğin gazetelere de en çok o yansımış. İşte Ahmet Kaya ile ilgili söyledikleri, Başbakan Erdoğan'ın ve Gezi ile ilgili söyledikleri. Şimdi baktığımız zaman görünen tarafta bir tarafta da böyle tartışmalar görüyoruz. İşin içinde evet, başka şeyler de çekiliyor. Anladım. Şimdi biraz önce bir hanımefendi aradı beni. Dedi ki paşam isminizi duydum. Ne olur dedi CHP grubunda Ahmet Kaya ile ilgili övgüleri fazla övgülere de değinin dedi. Abartılı övgü yapılmaması gerekir. Gerçeklerin anlatılması gerekir dedi. Hakikaten Ahmet Kaya sanatçıdır. Sanatçı yönlü bir de ölmüş bir kişi bu. Bunun arkasından konuşmak amacıyla söylemiyorum. Yani eğer bir sanatçı saygı duyurur bütün sanatçılara ama bir sanatçı Türkiye'nin bütünlüğünü savunacak. Teröre karşıyım diyecek. Bir de emperyalizmin maşası olanlara da karşıyım diyecek. Türkiye'de bir grup silahlı örgüttür ve emperyalizmin maşasıdır. Bunun Türkiye'deki siyasi uzantıları vardır. Bunların mecliste de uzantıları vardır. Şimdi bunları görmemizden gelmek aymazlıktır, ihanettir. Yani bu polemiğe de böyle bakmak evet, lazım. Ahmet Kaya'nın ben Türkiye'nin birliğinden yanayım. Her türlü ırkçılığa karşıyım. Silahlı örgütlerin de hepsine karşıyım. Demiş mi? Emperyalizmin maşası olanlara da karşıyım. Demişse saygı duymak lazım. Bana göre demedi öyle. Onun için demin bana telefon eden hanımefendi Ahmet Kaya'nın eksiklerinin dile getirilmemesinden üzülüyor CHP'de. Mesela şunları da bana söyleyenler oldu. Burada Barzani haritasıyla geldi. Barzani'nin haritasında Türkiye ile ilgili kaç il var biliyor musun Semra Hanım? 21 il var. Eskiden biz Suriye'ye kızardık. Niye Hatay senin sınırların içinde diye. Barzani şimdi çıktı. Bırak Suriye'yi. Büyük krizler çıkardı Suriye ile iletişimde. Tabii yıllarca bu devam etti. Şu anda Barzani'nin haritasında 21 Türkiye'nin 21 ili Barzani'nin haritasında görülüyor. Ama Barzani alkışlanıyor. Ayaklarda alkışlanıyor. Şimdi bakın. Türkiye'de değişenler diyorsunuz. Tabii şunu söyleyenler oldu. AKP Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ederek Barzani'ye rükû etti, rücu etti ve katıldı. Bunu bir de CHP ile de eleştiriyorlar. Çünkü burada bizim için en önemli CHP'nin muhalefet şekli çok önemli. Belki sonunda konuşacağız. CHP içinde mesela Sarıgül'ün ayağına CHP Genel Başkan Yardımcısının gitmesinde de CHP Sarıgül'e katıldı denmişti. Şimdi de AKP Barzani'ye katıldı. Benzetmeler oluyor. Bunları partilerin düşünmesi gerekir. Hem gelecekte, CHP'nin hem AKP'nin düşünmesi evet, gerekir. Gelecekte ne olacak sorusuna yanıt verdiğimizde dilerseniz o bölüme gelelim. Hı hı. Ama şimdi ne gördüğünüzü aktarmaya çalışalım. Ben hani tabii. Yine şunu da mesela merak ediyorum. Bir gazetede o karşılaştırma yapıldı. Barzani askeri kıyafetle Diyarbakır'a geldi. Kırmızı halılarla karşılandı diye eleştirildi. 90'lı yılların başında Eşref Bitlis'in fotoğrafı da yayınlandı Barzani ile beraber. Şimdi bakın, o zaman böyleydi. Evet, şimdi çok böyleydi. Güzel bir evet. Şey söyledi. Bu şimdi bakın Eşref Bitlis sağında Barzani solunda Talabani var.
Ben de Eşref Bitlis'in o sırada yakın çalışma arkadaşıydım. Yani komutanımdı benim. Ben genel sekreteriydim Sayın Eşref Bitlis'in. Bu olaylardan tabii bilgim var. Şimdi bu ne zaman olmuş? 21 yıl önce olmuş. Bakın Aralık 92'de olmuş bu. Eşref Bitlis bundan 3 ay sonra öldü ya da öldürüldü. Şimdi yani bakın, hala muğlak bir kazadan söz. Gelinen noktada bakın, başında kendisinin işte o savaş kıyafeti var. Burada yok bakın o. Burada biraz daha sade. Gene başında bir şey var ama daha sade. Burada daha bir askeri üniformalı. Yani o giydiği elbiseye bakarsın. Bunun mesajı, verdiği mesaj nedir? Yani 21 yıl sonra bir jandarma genel komutanının kontrolünde olan iki aşiret reisi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından, Başbakanı tarafından bir devlet başkanı gibi karşılanıyor. Bölgede değişeni mi aktarıyor bu fotoğraf bize? Bölgede değişeni... Ya da AKP'de, Türkiye'de değişeni mi aktarıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl teslim alındığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenlerin nasıl Büyük Orta Doğu Projesi'nin ve emperyalizmin emrine girdiği, sevreden beri yapılamayanların bu iktidar sayesinde 12 senede nasıl yapıldığını gösteriyor aslında. Evet, emperyalizme karşı duruşun yitirildiğini, tabii. Aynı zamanda Serv'den sonraki mücadelenin yitirildiğini mi anlayalım buradan? Hayır, mücadele yitirilmedi. Daha mücadele yeni başlar bana göre. Bunlar, bu parti, bunları yapmak üzere kurulmuş, programı da Amerika'da yazılmış bir parti. Amerikalılar tarafından 1995, 96, 97, 98'de ki bunların bir kısmını da bize intikal etmişti. Amerikalılar tarafından bunlarla özel ilişkiye girilerek bunların parti kurulması sağlanmış. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'le Amerikalıların özel ilişkileri var. Ve programın da Amerika'dan yazıldığını, kitaplar, birkaç kitapta çıktı bunlar, artık bunu bilmeyen yok. Yani sizi biz iktidara getiririz, parti kurdururuz, iktidara da getiririz. Merkez sağı çökertiriz ama siz Barzani'yi artık bu safhadan alır, bu safhaya getireceksiniz denmiştir. Ve Sayın Başbakan da 2004'te Kanal D'de, değil mi, Fatih Altaylı'yla yaptığı teke tek programında ne demişti? Diyarbakır bir yıldız olacak demişti. Yine aynı şeyleri söylüyor. Bakın Sayın Başbakan Diyarbakır'dan sonra Bismil'de konuştu. Bismil'deki konuşmasında diyor ki Diyarbakır'ın değişmesiyle. Aslında Türkiye değişiyor. Onu da söylüyor zaten. Diyarbakır değişik. Peki Diyarbakır bir il nasıl değişir? Ben size soruyorum. Adı değişebilir. Bana göre değişmez de onlar değiştiririz diyor. Sonra ne olur? Bir yerin başkenti olacak. Federasyonun başkenti olur. Niyetler, planlar. Peki Barzani'nin planı ne? Barzani'nin planı 21 il Türkiye'den, bilmem kaç il Suriye'den, İran'dan ve kendisi dahil Barzani'nin büyük Kürdistan hayali var. Dört parçalı bir Kürdistan diyorsunuz. Şimdi Barzani'nin isteklerini yerine getiriyor. Barzani'nin haritasını destekliyor burada, diyor ki. O haritanın fotoğrafı mı acaba elinizdeki? Onu da gösterelim mi? Diyarbakır'da federasyon mesajı diye bir haber. Şimdi bakın, dört parçalı Kürdistan haritası. Evet. Barzani geldiğinde onun sitesinde yayınlanmıştı zaten. Şimdi burada diyor ki Diyarbakır'ın değişmesiyle Irak ve Suriye'nin değişeceğini söylüyor. Sen nereden biliyorsun? Suriye ile Irak'a sen niye karışıyorsun? Sonra ne diyor? Yeni Türkiye'yi inşa ediyoruz diyor. Bunu demin söylediğim gibi 2004'te de aynısını teke tek de söylemişti. Şimdi bakın, bu sırada değişik şeyler de var. Bu sırada Esad Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet ediyor. Niye? Sarin gazı üretiyor Türkiye diye. Şimdi siz kimyasal silah üretiyor diye Irak'ı işgal ettiniz. Şimdi Türkiye'de de bunlar var. Ve bunun iddianamesi de Adana'da yapıldı. İddianamesi var. Bu iddianamenin bir suretini almış Suriye Devleti. Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi kimyasal silah, sarin üretiyor ve bize gönderiyor, bizde kullandırıyor diye şikayet ediyor. Bunun altında destek veren ülke. Tabii efendim. Tabii mesela, tabii biraz daha geçmişe gittiğimizde mesela bakın, Sayın Gül o zaman Dışişleri Bakanı diyor ki Barzani cevabını görecek diye Barzani'yi tehdit ediyor. O zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, siz o zaman böyle diyordunuz, tarihleri belli burada. Ne oldu da Barzani değişti mi? Barzani değişmedi. Demek ki siz değiştiniz. Siz nasıl değişiyorsunuz? Siz aldığınız emirlerle değişiyorsunuz. Program adım adım gerçekleştiriliyor. Yani aslında şunu mu gösteriyor Osman Özbek? Günübirlik politikalar üretilmiyor da
bir takım polemiklerle, bir takım spekülasyonlarla ana konu gözden kaçırılıyor. Aslında temel bir plan program var. Ona doğru mu ilerleniyor? Aynen öyle. Bunu mu kamuflajlar anlayalım? Yapılıyor tabii. Aynen öyle yapılıyor. Şimdi bütün bunlar yapılırken de yarın mesela kamuflaj olarak bir konu ortaya atılabilir. Mesela geçen de bir haber vardı. Ayasofya ibadete açılır. Kürdistan'ı kapatmak için. Böyle sözler de buna benzer bir o kamuflaj çıkarır. O tartışmayı gözden düşürmek için. Kartışa biraz yükseldiği bir zaman hemen bunlar bunun bir merkezi var bunlarda. Bu çalışmayı yapan bir ekip var. Burada yabancıların da çalıştığını tahmin ediyoruz. Bu ekip başbakanı ve arkadaşlarını bu şekilde yönlendiriyor. Yani bu proje Türkiye'nin projesi değil. Bu ABD'nin projesi. Bunlar da o projenin görevlileri. Mesela bizi barzar ile muhatap etmeyin diye başbakanın birkaç yerde konuşması var. Bu sözlerin altında Barzani kalacak gibi sözleri var. Ne değişti diye soruyorsunuz evet, sizden. Bu arada da bir de cemaat olayı var. Mesela cemaatin temsilcisi şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'deki yönetimle ilgili Firavun ve Karun aleyhinizde de olsa isabetli yolda yürüdüğümüzü düşünün diyor. Karun lafını kim kullanmıştı? Numan Kurtulmuş. Kime? Başbakanı AKP'ye söylemişti. Harun geldiniz, Karun oldunuz demişti. Arkasından onu nasıl elemine etti Sayın Başbakan? Partisini aldı ve genel başkan yardımcısı yaptı. Ama bunu Sayın Gülen unutmamış. Fethullah Gülen ne diyor? Firavun ve Karun aleyhinizdeyse isabetli ve doğru yoldasınız diyor. Arkasından da şunu söylüyor. Elimde olsa hapisteki tutuklu askerleri hepsini çıkartırım diyor. İşte bakın Türkiye nereden nereye geliyor. Bunlar samimi midir? Bana göre samimi bir değil. Öyle bir böyle açıklamalar bana göre var samimi diyorsunuz. Değildir. Çünkü onun içine girersek Fethullah Gülen'in gata kullisi var. Bunların daha zırhları yırtılmadı gibi sözleri var. Çok sözleri var. Ama gelinen nokta o. Yani bir tiyatro oynanıyor. Şimdilik değerlendirmelerim bunlar. Analize geçelim yine. Devam edelim. Siz atlamamak için anladığım kadarıyla bugüne kadar yaşananlar, bu son dönemde özellikle yaşananları not bize bir nevi o büyük planın parçaları diye puzzle'ın çocuk oyunu vardır. Hani puzzle deriz ona, büyükler de oynar ama puzzle'ın o yapbozun parçaları olarak bize analiz ettiniz. Şimdi büyük resme bakalım. Tabii. Büyük resimde bir 10 yıl yaşadı Türkiye. Geldiğimiz noktada şimdi eyaletlere bölmeyi istiyor dediniz. Büyük resimde Türkiye'yi, bir de Büyük Orta Doğu projesi dediniz. Şimdi o projede 10 yıl önce bu projeyle ilgili konuşanlar, ki biz 10 yıl önce de sizlerle sohbet ettiğimizde komplo teorisi deniyordu. Böyle Büyük Orta Doğu projesi ama Türkiye'yi bölecek evet, dendiğinde evet. 10 yıl geçtiğinde geldiğimiz nokta bu. Siz yine aynı yerdesiniz ve evet, aynı şeyleri tabii, daha da güncellenmiş evet, olarak söylüyorsunuz evet, ve bundan sonra ne olacağı konuşmaya başlayalım. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdi nüfusuna baktığımız zaman, ağırlığına, dengesine baktığımız zaman, seçimler yaklaşıyor, ona baktığımız zaman tabii, bu plan yazılır, planlar yapılır. Her dönem serde bir plandı, bir programdı, bir projeydi. Ama üstüne bir Lozan çıkardı Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Bir Lozan'ı kabul ettirdi. Bu planlar yapılır dışarıda da içeride de, ama planlar tutar mı? Oraya bakalım, tutar mı bu kez? Şimdi tutmaz. Bize şunu söyleyebilirler bu programı izleyen muhalifler, yandaş basın. Der ki ya siz görmüyorsunuz büyük fotoğrafın altında doğal gaz, Kuzey Irak'taki doğal gazın ve petrolün Türkiye'ye getirilmesi, akıtılması var. İşte AKP hükümeti doğal gazın veya petrolün Habur'a getirilmesini istiyor. Onun için Habur dışında 4 tane yeni kapı açacaklar. Böyle kamufle edebilirler. İşte geçenden Nehçivan Barzani zannediyorum o bölge yönetimin başbakanı. Barzani'nin başbakanı, kendisi devlet başkanı herhalde. O gelmişti. Onunla ilgili basında çıkan haberlerde işte 10 milyar dolarlık projelerle geldi Türkiye'ye gibi sözler söylendi. Aslında bizim bildiğimiz Barzani'nin Akdeniz'e açılımının sağlanması. Tabii ki Akdeniz'e açılırken asfalt yol yapmayacaklar. Petrol boru hattı diyecek, doğal gaz diyecek, Türkiye'nin ekonomik yönden kalkınması diyecek, bizim çıkarlarımız diyecek, doğal gaz, petrol Türkiye'ye gelecek, Türkiye alacak bunu Avrupa'ya satacak, büyük gelir elde edeceğiz gibi şeyler söylenecek. Amerika bunları kimseye bırakmış mı bugüne kadar? Bırakmamış. Irak bunları Barzani'ye bırakır mı? Bırakmaz. Bunlar doğru mudur? Çok küçük olasılıkla %1 şeklinde
söz olarak belki doğrudur ama Türkiye'ye katkı sağlayacağı konusunda benim herhangi bir inancım yok. Şimdi bu Barzani Erdoğan buluşması öncesine baktığımız zaman şu var. Mesela Irak'ın bundan haberi oldu. Irak Barzani Erdoğan buluşmasına biliyorsunuz karşı çıkıyor. Direkt Barzani ile gidip görüştüğünüz zaman da karşı çıkıyor. Maliki bir Amerika'ya gitti. Ne zaman gitti? Kasım başında. Seçimleri kazandı, Amerika'ya gitti. Ardından Davutoğlu Amerika'ya gitti. Ardından Maliki'nin Ankara'ya geleceği söylendi. Ardından Amerika Başkan Yardımcısı Barzani ile uzun süren bir telefon görüşmesi yapıyor. Ardından ana muhalefeti de tabii içine sokacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya gideceği söyleniyor. Bunu söylerken böyle arada bir taş atmak gerekiyor ana muhalefeti canlandırmak için. Yani bu projelerde eleştirmek canlandırmaktır diyorsunuz. Yani canlandırmak istiyoruz, dikkat et diyoruz. Bu projeye ana muhalefet çekilmek isteniyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Büyük Orta Doğu Projesi'nin ana hedeflerinden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk merkez siyaset merkez partileri kaldırdılar. Merkez sağ ortadan kalkınca şimdi CHP'nin ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdi CHP'nin içinde yaşanan olaylara baktığımızda Amerika ile CHP'nin ilişkilerine baktığımızda benim korkum devam ediyor. CHP'nin çok uyanık olması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok uyanık olması gerekiyor. Amerika'ya gitmesini çok iyi halka anlatması lazım. Kasım ayı sonunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika'ya gidiyor. Bana göre bunun sebeplerini halka anlatması gerekiyor. Bu projenin bir parçası olmadığını çok iyi anlatması gerekiyor. Şimdi yine ben araya girerek şöyle bir altını çizeyim. Büyük Orta Doğu projesi şu an Barzani Erdoğan görüşmesinde de önümüzdeki projedir diyorsunuz. Bu bir emperyalizm projesidir diyorsunuz. Türkiye'nin bölünmesine neden olacak bir projedir. Bir üniter yapının yıkılması, eyaletleşmenin başlangıcıdır diyorsunuz. Ki Barzani'nin haritası ortada zaten. Yani Deniz Baykal'ın kaset olayıyla uzaklaştırılması Amerika ile ilişkilidir diye düşünüyorum. Yani ben bir deneyimim varsa devlette önemli görevlerde bulunmuş ve bu işleri de inceleyen, araştıran birisi olarak söylüyorum bunu herhalde aklı başında olan herkes biliyor ama bunu unutmamamız gerekiyor. Yani peki, CHP'ye yapılan operasyondur. O, Deniz Baykal'a yapılan diyorsunuz. CHP'ye yapılmıştır. Türkiye'nin siyasetine yapılmıştır. Çok önemli. Bu da görülmeli diyorsunuz. Evet. Peki Osman Özbek şunu merak ediyorum. Şimdi bu süreç çözüm sürecinin de bir bağı olarak değerlendiriliyor. Barzani görüşmesi nitelendiriliyor. Şöyle yorumlar da gördük. Öcalan'la yürütülen müzakerede bir başarısızlık söz konusu ki Barzani davet ediliyor, yardım isteniyor ondan. Böyle yorumlar da var. Şimdi bu yöndeki düşüncenizi merak ediyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte PKK'nın ki tam olarak çıkmadılar. Yeni eylemleri olabilir endişesi var mı? Terörle mücadele yapılmıyor artık. Asker de o bölgeden çekildi gibi söylemler var. Bundan sonra Türkiye neyle karşı karşıya? O konuda evet, ne görüyorsunuz? Şimdi burada şöyle sade önce karşı düşünceleri söyleyelim. Bu ikinci Habur olayıdır. Bu Sevr-i hortlatmadır. Ben bunlara katılıyorum. Barzani görüşmesini mi kastediyorsunuz? Evet. Efendim, bu Lozan'ı delmektir. Bu cumhuriyeti inkar etmektir. Bunları söylüyorum. Ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Ben de katılıyorum. Peki başka nedir? Bu bir seçim yatırımıdır. Kim için seçim yatırımı? AKP için seçim yatırımıdır. Santranç oynadığını zannediyor. Zaman zaman Öcalan öne çıkarsa Barzani küsüyor. Barzani öne çıkarsa Öcalan küsüyor. İkisi öne çıkarsa BDP küsüyor. BDP'yi çok öne alırsanız Kandil küsüyor. Yani bir de Kandil var. Öcalan ayrı, Kandil ayrı, Barzani ayrı, BDP ayrı. Bir de Maliki var. Irak hükümeti var. Tabii bu arada da Amerika var. Amerika bunların hepsini idare ediyor. Bu şu anda görünen önümüzdeki seçime kadar bunu av söylemi dahil Barzani'nin Öcalan'a ve Erdoğan'a teşekkür etmesi, ondan sonra Diyarbakır'ın merkez olacak söylemleri aslında AKP'nin bir korkusu var. Seçimlerde bana göre oyları düşecek. Bir yenilgiye uğrayacak gibi görünüyor. Bunları bana göre kapatmak için bunları yapıyor diyebiliriz. Ama biz seçimlerde neyi kullanacağız? Biz şunu kullanacağız. Barzani'nin haritası kabul edildi.
Kürdistan kelimesi Türkiye tarafından kabul edildi. Osman Baydemir'in Kuzey Kürdistan'a hoş geldiniz sözüne bir karşı çıkılmadığına göre, bir yargısal işlem de yapılmadığına göre, başbakan ilk ziyaret ettiği kişi de Osman Baydemir olduğuna göre, bazı gazetedeki haberlere göre el ele tutuşmuşlar. Onu da ben dikkat edemedim ama el eleyseniz demek ki o Kuzey Kürdistan sözü, Diyarbakır'ın yıldız olması, hepsi beraber. Peki bir şey daha var. BDP'li milletvekili Altan Tan çok önemli bir şey söyledi. Her zaman söylüyor bu arkadaş ama bu olayla ilgili şunu söyledi. Bu buluşmayla ilgili. Laik, Kemalist devlet tarihin çöplüğüne atılmıştır. Altan Tan da taçlandırdı diyorsunuz. Taçlandırdı. Bunu, kısa bir ara vereceğiz Osman Özbek. Aradan sonra sözü bağlayalım. Bunu bir cümleyle, o eski Türkiye dönemini biz kapattık, yeni Türkiye sözü başbakanın Altan Tan'la örtüşüyor. Burada dinci, bölücü bir İslami devlet modeline doğru beraberce bir koalisyona doğru gidiyorlar gibi görünüyor. Devam edeceğim bundan sonra. Evet, kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyiciler. Aradan sonra güne başlarken artık son dakikaları sözü bağlayacağız. Ne yapmak lazım? Vatandaşlara seslenecek, izleyenlerimize, sizlere seslenecek Osman Özbek kendi düşünceleriyle ne yapılması gerektiğini ortaya koyacak. Sevgili izleyiciler, emekli Tümgeneral Osman Özbek nasıl bir Türkiye gördüğünü, bu yaşananların AKP Türkiye'sinin Türkiye'yi nereye götürdüğünü aktarıyor bizlere. Ve şimdi diyoruz ki artık son dakikalarımıza girdik. Osman Özbek acaba ne yapılması gerektiğini düşünüyor diyoruz. Evet, Semra Hanım, bu günlere Türkiye'deki olaylar açısından 20 yıl içinde gelindi. Türkiye şimdi bir dinci, ırkçı, bölücü bir federasyona gidecekse, gidiyor. Dinci, ırkçı, bölücü bir federasyona gidiyor. Doğru. Evet, gidiyor. Bunun için laikliği savunan aydınların öldürülmesi gerekiyordu. 90-91-93'e kadar Ahmet Taner Kışlalar, Muammer Aksoylar, Uğur Mumcular öldürüldü. Askerlerin öldürülmesi gerekiyor. Öldürülemeyenler de esir olarak cezaevlerine konması gerekiyordu. Peki kimler öldürüldü? 1. 2. Asayiş Komutanlığı yapan kor generaller öldürüldü. İsmail Selen, Hulusi Sayın öldürüldü. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı öldürüldü. Diyarbakır Emniyet Müdürü öldürüldü. Adana Jandarma Bölge Komutanı öldürüldü. Eşref Bitlis'in uçağı düşürüldü. Demek ki askerlerin önemli kısmı, bu uğurda mücadele eden önemli kısmı 1990-91'lerden itibaren öldürülmüş. Gaffar Okan'a da dahil edeceğiz buna. Aydınlar öldürülmüş. Ondan sonra da yapamamışlar, bir siyasi parti kurmuşlar. Bu siyasi partiye bu görevi vermişler ve siyasi parti geldiğinde bir siyaset mühendisliğiyle mi şeyler yapılmış tabii, demek istiyorsunuz? Tabii Abdullah Öcalan da Türkiye'ye teslim edilmiş. Bu siyasi partiye denilmiş ki bak sana teslim ettik. Barzani'yi bölgenin lideri yapacağız. O sırada Öcalan hapiste kalacak. Siz bunları Barzani ile beraber yürüteceksiniz. Ama Öcalan'ın adamları da mecliste olacak. Zaman zaman da Öcalan'la görüşeceksiniz. Kısaca özet olarak plan budur. Öcalan, BDP, efendim Irak'ı da dışlamadan Barzani, bu proje böyle yürüyor. Şimdi Lavrens diyor ki bir Kürt devleti kurabilseydim Türkleri tarihten silecektim, başaramadım diyor. Şimdi bunlar Lavrens'in temsilciliğini yapıyor. Başta Barzani olmak üzere yargıya operasyon yapıldı. Adalet kalktı, hukuk kalktı. Medyaya operasyon yapıldı. Halkın gözü ve kulağı kapatıldı. Silahlı kuvvetlere Ergenekon, Balyoz, casusluk yapılarak Türkiye'nin sigortası ortadan kaldırıldı. Türkiye'nin koruması ortadan kaldırıldı. Demek ki o zaman ordusu hiçbir şey yapmayan, yargısı bunları destekleyen, medyası da bunları destekleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Gelinen nokta budur. Bunlar cezaevlerinden teröristleri çıkartarak, bölücü başını çıkartarak, şimdi bölücü başıyla ilgili Sayın Başbakan ben genel af demedim diyor, hayallerimi söylüyorum diyor. Bakın dün söylediğini bugün inkar ediyor. Ama Beşir Atalay onu tekrar doğrultuyor veya onun kafasındaki düşünceyi açıklıyor. Beşir Atalay diyor ki hangi ülkede olursa olsun dünyanın her yerinde bu tür barış anlaşmaları yapıldıktan sonra
cezaevindekilerin durumu zaten netleşir diyor. Yani şunu... Şimdi burada tartışılan bir başka konuya gelmek istiyorum. Süre dar ya, o yüzden şey yapayım. Hani başbakan sözünü geri almış olmuşsa, hayalimi söyledim alır demiş gibi olsa yaptı bile. Ama Beşir Atalay dedi ki öyle değil. Zaten otomatikman çıkacak dedi. Evet, zaten o Öcalan'la yürütülen müzakerede de değerlendirilen başlıklardan başka birisi. Başka bir şey hani çıkacak adam dedi. Anlaşma yaptığımız adam. Çözümün gerekçeleri arasında sayılan başlıklardan birisi. Tabii. Belki zamanı gelmemiştir, vakti gelmemiştir. Kardeşi, vakti gelince gündeme gelecektir. 2014 dedi. Evet. Öcalan'ın kardeşi 2014. Evet. Şimdi burada önemli olan belki şu mu acaba? Onu da size sormak istiyorum. Komutanların tepkisi vardı. Biz af istemiyoruz çünkü zaten suçlu değiliz diye. Şimdi onu neden gündeme getirmek şimdi zorunda kaldılar? Kuvvetlere... Çünkü içeridekiler karşılıklı muadil. PKK'lılar da çıkacak, komutanlar da çıkacak gibi bir fotoğraf oluşturulmaya çalışılıyor Türkiye'de. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Tabii. Silahlı kuvvetler şantaj olarak komutanlar şantaj malzemesi olarak kullanılmıştır. Şimdi takas yapılmak istenmek dedir. Ama komutanların tamamı biz esiriz diyor şu anda. O zaman Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu hep söylüyorum ama Genelkurmay Başkanı maalesef hiç ilgilenmiyor. Tekrar diliyorum. Eğer içeridekiler, hapisteki komutanlar biz esiriz diyorsa düşman kimdir? Hangi düşman almıştır bunları esir? Genelkurmay Başkanı o düşmanla bir mücadeleye girmek mecburiyetinde değil midir komutanlar? Esiriz diyor. O zaman Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklama yapmış. Hayır, esir değilsiniz. Siz suç işlediniz, suçlusunuz demesi gerekiyor. İki şıktan birisi. Ya suçlu olduklarını söyleyecek ya doğru siz esirsiniz, ben sizi kurtaracağım düşmandan demesi gerekiyor Genelkurmay Başkanı. Bunlar çok önemli. Biz bunlara girmiyoruz da. Şimdi sonuç herhalde zaman daraldı değil mi? Evet evet. Şimdi bakın en güzel şeyi bana göre İşçi Partisi güzel şeyler söylüyor. Devlet Bahçeli de güzel şey söyledi. Şunu söyledi. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu savcılar, bu yargıçlar nerede diyor Sayın Devlet Bahçeli. Hakikaten Türkiye'de bunlar oluyor. Dünkü grup toplantısında. Tabii siz bir yürüyüş yapıyorsunuz, dünyanın cezasını alıyorsunuz. Bir slogan atıyorsunuz, işte gürültü yaptınız diyor, yaptı deniyor. Efendim eviniz basılıyor, çocuk gençlerimiz basılıyor, işte üniversite gençleri. Efendim dövülerek şikayet öldürülen bir genç tabii var. Bunların hepsine ceza. Burada polis var, savcı var, her şey var, vali var. Şimdi soruyorum. Diyarbakır'da vali yok mu? Diyarbakır'da savcı yok mu? Hakim yok mu? Yani ha buradan daha beter bir olay bu. Ama Devlet Bahçeli bunu söylüyor ama sonra da unutuyor bana göre. Yani ona da biraz sitemim siz, var. Siz meclisteki siyasi partileri eleştiriyorsunuz. Yeterli görmüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu da dün mesela o bölgeni Uludere yerine başka bir kelime kullandı. Kullanamazsınız siz oraya. Tunceli'ye de Dersim diyor. Dersim Tunceli değil. Dersim 5-6 vilayeti kapsayan bir yerin adı. Siz Tunceli iline Dersim diyemezsiniz, değiştiremezsiniz de. Bunu da söyledi Sayın Öcalan, Kılıçdaroğlu. Bir de Uludere'nin adını başka bir isim kullan. Ben ilk defa duyuyorum. Ben jandarma subayıyım. Ben hiç duymadım. Kılıçdaroğlu nereden duymuş o ismi bilmiyorum. Onu BDP falan kullanıyor. Bir kelime kullandı, yakışmaz. Bunu herkes not alıyor. Yarın sana bunu sorarlar. Olmaz böyle bir şey. Yani Amerika gezisi gibi. CHP'de tekke ve zaviyeler açılsın deniyor. Kimdir bu insanlar? Nereden gelmişler? Yani bunun Altantan'dan farkı yok ki. Altantan'ın benzerleri var CHP'de. Okulda namaz kılmayana 0 puan. Matematik puanlarıyla din ahlak dersi puanları aynı olacak. Bakın şimdi Türkiye nereye gidiyor? Gençliğimizi de aldılar. Ordumuzu aldılar. Yargıyı aldılar. Medyayı aldılar. Bana göre halk gerçekleri... Savunmasız halk, mı Türkiye Cumhuriyeti? Türkiye savunmasız ve halkımız doğruları bilmiyor ve öğrenemiyor. Bu gidişle de zor öğrenecek. Bu muhalefet de zor öğrenecek. Ne yapmak lazım? Şimdi şu var bir tek. Muhalefet şunu yapsın hiç olmasa. İki Erdoğan var. Dün ne söylemiş, bugün ne söylemiş? Diyarbakır'da ne söylüyor, Ankara'da ne söylüyor, Amerika'da ne söylüyor, Avrupa'da ne söylüyor? Bunların hepsini çok güzel halka anlatırsa, sandığa giden halk iki Erdoğan olduğunu, bunların arasında bocaladığını anlarsa halk Erdoğan'a oy vermez. Ama halkı bu noktaya getirmek kolay değil. Yani diyorsunuz ki seçim sürecinde 12 Haziran'da seçim yapıldı bundan önce. Seçim sürecinde Erdoğan'ın konuşmaları incelensin. Orada ne söyledi? Şimdi ne yapıyor ki? Aynen. Oslo tartışması 12 seçim yılda, öncesiydi. Tabii bunların hepsi ortaya konmalı. Bir şey daha var. Biz meclisteki muhalefet partilerinden CHP'ye ve MHP'ye mecbur değiliz. Bu partiler yeterli muhalefeti yapamıyor. Tehdite göre, tehlikeye göre, gittiğimiz noktaya göre bunlar yeterli
sigorta yeterli koruma görevi yapamıyorlar. Halkı da tam aydınlatamıyorlar ve çok da yanlış yapıyorlar. Taktik ve stratejik hatalar yapıyorlar. Birkaç örnek verdim. Fazla da üzerlerine gitmek istemiyorum çünkü konumuz o değil. Onun için gelecek seçimlerde en dik duran bir partide dik duran ve dik olduğunu ispat etmeye çalışan başka partiler var. Mesela bu partilerden bir tanesi İşçi Partisi olabilir. Ben İşçi Partili değilim. Ama gelinen nokta İşçi Partisi'nin sanki en doğru yolda olduğunu, en dik duran parti olduğunu ve en çok da bedel ödeyen parti olduğunu gösteriyor. Halkımıza ben ve diğer iki meclisteki siyasi partilere İşçi Partisi'ni örnek gösteriyorum. İşçi Partisi'li değilim. Ben yeni bir parti kurulmasına da taraftarım. Evet, yeni siz bir daha parti evvel kurulmalı. Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi'nde görev yaptınız. Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var. Yine yeni bir partiye ihtiyacı var. Eğer bu parti kurulamasa Nasıl bir parti onu da tarif edin. Bütün bu tehlikeleri göğüsleyecek bir partiye ihtiyaç var. Bu zaman darlığında bu yani partilerin iç işlerine karışmak istemem ama mesela gazetelerde var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak. Yani yönetime karşı olan bir grup var. Bunlara ulusalcı diyenler var, vatansever diyenler var, Atatürkçü kesim diyenler var. Bu Atatürk'ün partisiyiz canım, hepimiz aynıyız. Hepiniz aynı değilsiniz. Dünya kadar örnek verebilirim. Onun için tekrar ediyorum. Tehlike çok büyüktür. Türk halkı bu tehlikeyi göğüsleyecektir. Bir kere bunu açık söylüyorum. Hiç korkumuz falan yok. Bunların hiçbiri olmayacaktır Türkiye'de. Ama siyaseten bunu yürütecek olan meclisteki iki muhalefet partisi yeterli değildir. Yönetim kadroları zayıftır. Yeni bir parti gerekli diyorsunuz siz. Yönetim kadroları değişmiyorsa yeni bir parti kurulsun. O da kurulmazsa en dik duran parti, bir tane parti var, küçük parti. O partiyi desteklemek lazım diye düşünüyorum. Yani evet, alternatif olarak düşünüyorum. Zaten bunu çok samimi söylüyorum. Yani bir siyasi partinin propagandasını yapmıyorum. Diğer partileri küçümsemiyorum. Ama tehdit ve tehlikelere göre konumlanmak gerekiyor diyorsunuz. Konumlanmak, yeniden örgütlenmek gerekiyor. Evet, süremizin sonuna geldik Osman Özbek. Sözü de bağlarken ben birkaç özet vereyim. Siz doğru deyin, bir yanlış aktarım olmasın benim de özetlerimde. Kürdistan ve Barzani'nin haritasına dikkat çektiniz. Kürdistan sözüyle beraber tanındığını, kabul edildiğini AKP tarafından söylediniz. Türkiye'ye böyle bir bölünme, eyaletleşme getiriyorlar dediniz. Ve dört parçalı Kürdistan'a doğru yol alıyor Büyük Orta Doğu Projesi bağlamında. Dinci, ırkçı, bölücü bir federasyon geliyor Türkiye'ye dediniz. Benim hatırladıklarım ve not aldıklarım böyle. Program boyunca bu ana başlık etrafında açılımlarla, örneklerle Osman Özbek aktardı Türkiye'de gördüklerini ve yapılması gerekeni. Sözü de yeni bir parti lazım, yoksa en dik duran partiye gitmek lazım. Meclisteki muhalefet yeterli değil diyerek bağladı. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.